Alicia, 16 yaşında güzel ve başarılı bir öğrenciydi. Ailesiyle birlikte tatil kasabasında yaşıyorlardı. Bir gün, okuldaki arkadaşı Lili ile buluşmak için evden çıktı. Buluşma yeri olarak, kasabanın kenarında yer alan küçük bir çiftliği seçmişlerdi. Ancak, saatler geçmesine rağmen Alica eve geri dönmedi. Ailesi ve arkadaşları onu aramaya başladılar, ancak hiçbir yerde bulamadılar. Polise haber verdiler ve bir arama başlattılar. Günler geçti ve Alica hala bulunamamıştı. Ailesi, arkadaşları ve kasaba halkı kaybolan genç kızın bulunması için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ancak, arama sonuçsuz kalmıştı. Birkaç gün sonra, bir adam polise bir ipucu verdi kasabanın dışındaki bir ormanda genç bir kızın görüldüğünü söyledi. Polis hemen ormana gitti ve Alicia'yı buldu. Ancak, Alicia yaralı ve şok içindeydi. Hemen hastaneye götürüldü ve orada kendine geldiğinde neler olduğunu anlatmaya başladı. Alicia, arkadaşı Lili ile buluşmak için çiftliğe gittiğinde, orada beklenmedik bir şey oldu. Lili, onu bir adamla tanıştırdı. Adam, iş teklifinde bulundu ve Alicia'yı aracına aldı. Ancak arabaya bindikten sonra adamın aslında kötü niyetleri olduğunu anladı. Alicia, adamın ormanda bir kulübesinde tutsak olarak tutulduğunu anlattı. Adam ona zarar vermedi, ama onu özgür bırakmadı. Alicia, her gün adamın ormandan yiyecek getirdiğini ve kendisine sürekli olarak tehditler savurduğunu söyledi. Sonunda polis adamı buldu ve tutukladı. Ancak Alicia olaydan sonra kendine gelememişti. Ailesiyle birlikte kasabadan taşındı. Hala o günleri hatırladıkça, o korkunç günlerin izleriyle yaşamaya devam ediyordu. Polis, adamın kimliğini belirlemeye çalıştı. Ancak, adamın kim olduğu hala bilinmiyordu. Olayın üzerinden birkaç ay geçtiğinde, başka bir genç kız kayboldu. Bu kaybolma olayında, polis, bir önceki olayla aynı adamın işi olduğundan şüphelendi. Polis, onu takip etmeye başladı ve bir gün onu yakaladı. Adamın kimliği, aslında kasabanın yakınlarında yaşayan bir adam olan Mark Peterson olduğu ortaya çıktı ancak, Mark Peterson polise verdiği ifadede suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak, polisin yaptığı araştırmalar sonucunda Mark'ın evinde Alicia'ya ait eşyalar bulundu. Mark tutuklandı ve yargılanmak üzere hapishaneye gönderildi. Mark'ın yargılanması sırasında, Alicia ve ailesi de mahkemede hazır bulundu. Mahkeme sonucunda, Mark suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Alicia, bu korkunç olayı atlatmak için psikolojik destek aldı. Ailesi ve arkadaşları da ona destek oldu devam ettiler. Ancak, olayın etkisi hala devam ediyordu ve Alicia'nın hayatını derinden etkilemişti. Olayın üzerinden birkaç yıl geçtiğinde, Alicia, bu olayı atlatmak için terapi almaya devam ediyordu. Ancak, yaşadığı bu korkunç olayın onu asla terk etmeyeceğini kabullenmişti. Olayın etkisi hala devam ediyordu ve hayatı boyunca onunla yaşamak zorunda kalacaktı. Bu hikaye, kaybolan bir genç kızın hikayesini anlatıyor, ve okuyuculara karanlık ve korkunç bir dünyayı gösteriyor. İnsanların bazen nasıl acımasız olabileceğini hatırlatıyor ve hayatın gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kaldığımızda, her şeyin daha da karmaşık hale gelebileceğini gösteriyor. Kayıp Kız'ın hikayesi hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler başka hikayelerde görüşmek üzere.